Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, Almanya ve İsviçre'de yaşayan insanları, özellikle de ileri yaş grubunda bulunan insanların paralarını, altınlarını, değerli eşyalarını alan çok büyük bir şebeke çökertildi. Yaklaşık 88 milyon TL'lik bir vurgun yapan bu şebekenin merkezi de İzmir. Evet, ileri yaş grubunda bulunan insanları biz polisiz diye arıyorlar. Bir bilgisayar programı yazılımı sayesinde cep telefonlarına 110 numaralı, yani polis numarası çıkıyor ve insanlara çevrenizde çok büyük bir hırsızlık şebekesi var. Evlerinize ya da bankada çok ciddi bir problem var. Memurlar sizin paralarınızı her an çalabilir denilerek insanların paralarını gönderecekleri kişilere ya da bir yerde buluşarak o paraları, altınlarını, evdeki eşyalarını, bu değerli eşyalarını bu şebeke üyelerine teslim ediyorlar. Bu insanlar da bu paraları bir şekilde Türkiye'ye götürüyorlar. Maalesef bugüne kadar bu yalanlara inanan, bu hikayelere inanan yüzlerce, binlerce Almanyalı, İsviçreli var arkadaşlar. Diyeceksiniz ki, ya ben buna inanır mıyım? Arkadaşlar, inananlar var. İkna kabiliyetleri çok yüksek. Bu insanlar çok iyi Almanca konuşuyorlar ve bu ülkelerdeki insanları ikna ediyorlar. Bankalarda adamları var. Resmi kurumlarda adamları var. Bunlar arkadaşlar, bakın, çağrı merkezleri kurmuşlar. İstanbul, Antalya, Kütahya, Afyonkarahisar, Manisa, Aydın ve Adana'da değişik illerde çağrı merkezleri kurmuşlar. Bunların, bu çağrı merkezlerinde çalışan dolandırıcılar, çalışan demeyelim de dolandırıcılar, çok iyi Almanca konuşuyorlar. Pek çoğu daha önce Almanya'da ya da İsviçre'de yaşamış olan hokkabazlar. İzmir merkezli bir operasyon düzenleniyor. Bu kişiler, 33 kişiye aynı anda değişik illerde baskın düzenleniyor. Bu kişilerin aynı zamanda mal varlıklarına el konuluyor. 270 milyon TL'lik mal varlıkları olduğu ortaya çıkartılıyor. Otelleri, evleri, hanları, hamamları, bankalarda paraları, bunların hepsi devlet tarafından ele geçiriliyor. Bu paraların da Avrupa'da dolandırılan insanlara iade edileceği belirtildi. Şikayetçi olan, davası devam eden insanlara bu paraları verilecek. Kıymetli izleyicilerimiz, sizden benim bir ricam var. Lütfen bu videoyu çevrenizde bulunan ananıza, babanıza, arkadaşınıza, dostunuza, komşunuza lütfen gönderin. Bu insanlara inanmasınlar, olmaz demeyin arkadaşlar. Yok ben polisim, ben savcıyım, hakimim diye hiç kimse arayıp ne paranızı ister, ne paranı şuraya getir, ne de işte biz geliyoruz kapından bu parayı alacağız der arkadaşlar. Yapmayın, sakın gönderin bu videoyu, insanlar izlesinler. Çok var. Şebeke bunlar. Öyle bir sistem yapmışlar ki Almanya'da değiller, Fransa'da değiller, İsviçre'de değiller. Türkiye'de bir sistem kurmuşlar. Arıyorlar cep telefonu ya da ev telefonu ekranına bakıyorsun. Mesela Almanya'dasın, 110 yazıyor. Polis arıyor. Allah Allah diyorlar. Kendilerini polis olarak tanıtıyorlar arkadaşlar. Aman diyorum, aman diyorum. Şimdi geldik güzel bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız, şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsat var. Ben bu fırsatı daha önce anlattım. Beni takip edenler biliyor. Ve bunların pek çoğu şu anda Türkiye'de emekli maaşı almaya başladı. Arkadaşlar, 2019 yılında bir yasa çıkartıldı. Dendi ki, bu yasaya göre emeklilik şartlarını değiştiriyoruz. Yani yurt dışında yaşayanlar için. Pek çok vatandaşımız da bunu daha tam anlamadan dedi ki, biz artık emekli olamayız dedi. Ve defteri kapattı. Yurt dışında yaşayan izleyicilerimizden bize gelen bir talep vardı. Neydi bu? Türkiye'de emekli olmak istiyoruz ama oradan buradan kulaktan duyduğumuz bir sürü şey var. Bu işin aslı astarı nedir diye Fatih Bey diye bana yazan, arayan pek çok vatandaşımız oldu.
Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki bak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bir güvencemiz olsun. Hem benim, hem eşimin, hem de çoluk çocuğumun gelecekte bir emekli maaşı olsun diyor. Ama nasıl emekli olacağını bilmiyor. Bir de sosyal medyada görüyoruz, birileri 3-4 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Bu işin aslı astarı nedir diye sordum. Bakın, bu röportajı da bu videonun altındaki açıklama bölümünde tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendisinin söylediği şu: 3 bin euro vererek, devlete ödeyerek emekli olan da var. 5 bin vererek de emekli olan da var. 10 binde, 15'te, 20'de, 25'te. Herkesin durumu farklı. Ali'nin durumu farklı. Ali 3 bin ödüyor. Veli'nin durumu farklı, 5 bin ödüyor. Ayşe'nin farklı, Fatma'nın farklı ama vatandaş durumunu bilmiyor. Ondan bundan duyduklarıyla emeklilik defterini kapattı. Şimdi emeklilik defterini açıyoruz yurt dışında yaşayanlar için. Ne yapacaksınız? Özellikle hanımlar, bak çocuğu olan hanımlar bu fırsatı kaçırmasınlar. Doğum yapmış olan hanımlar, annelerimiz. Sizin Türkiye'de emekli olmanız çok kolay. Tüm izleyicilerimiz şu anda ekranın altındaki +90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattını önce telefonuna kaydediyorsun. Sonra da şunu yazıyorsun. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli arkadaşlarımız var. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsun WhatsApp'tan. Şu anda eşinizle beraber de alabilirsiniz. O zaman şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gençler, kendiniz için, eşiniz için, anneniz için, babanız için bu emeklilik danışmanlığından mutlaka istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek. Kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60. Yazdınız, mesaj attınız. Şu anda görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euroya bakın. Sadece 120 euroya. Siz danışmanlığınızı alacaksınız. Sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya sizin adınıza devlete, SGK'ya tüm dilekçelerinizi verecek. Tüm işlemlerinizi yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattındaki görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Size bir randevu verecekler. Randevu günü ve saatinde Özgür Bey'le dünyanın neresinde olursanız olun. Cep telefonunuzdan görüntülü olarak, canlı olarak WhatsApp üzerinden Özgür Bey'le konuşacaksınız. Özgür Bey'e emekliliğinizle ilgili tüm soruları soracaksınız. Özgür Bey'in de size soruları olacak. Özgür Bey sizin için özel bir çalışma yapacak. Ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ortaya çıkartacak. Bakın tekrar ediyorum. Devlete az para öde, yüksek emekli maaşı al. Ve daha sonra değerli izleyicilerimiz, sizin tüm işlemleriniz yapılacak, müracaatlarınız yapılacak, emekli maaşına kavuşacaksınız. Şimdi her ay, diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Danimarka'da, İsveç, Finlandiya, İrlanda, nerede olursanız olun, Suudi Arabistan, Katar, Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Herkes yararlanabilir. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Geçmişte ister sigortanız olsun, ister olmasın. Şimdi ayda 7-8 bin lira her ay Türkiye'deki bankada, banka hesabınıza para yatsa az mı? Diyelim ki yılda bir sefer Türkiye'ye gidiyoruz. Her ay gittiğimizde 90-100 bin lira paramız hesapta olsa kötü mü? Peki sağlıktan bedavaya Türkiye'ye gittiğimizde yararlanma imkanına kavuşsak kötü mü? Doktora gittiğimizde bedavaya doktora gidebilsek kötü mü? Allah korusun, hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyecek? Öldükten sonra çoluk çocuğumuza, eşimize bu maaş kalsa kötü mü? Bunu niye anlatıyorum? Ya ne gerek var Türkiye'de emekliliğe diyenlere anlatıyorum bunu. Bu kadar basit. Her ay 7-8 bin lira maaş alan bir kişi yılın sonunda yaklaşık 100 bin lira para yatıyor bankadaki hesabına. Kötü mü? Şimdi o bunu dedi. Yok Ayşe, Fatma bunu dedi. Ali bunu dedi. Dönemi bitti. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyoruz. En doğru emeklilik gibi hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanıyla müracaatını yapıyoruz. Çünkü emeklilik çok önemli bir konu. Yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir forma, yanlış bir yere işaret koyarsanız alacağınız emekli maaşı yarıya düşer.
devlete ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Onun için hayatta bir sefer olan bir şeyi sadece 120 euro ödeyerek uzmanına yaptırıyoruz. Bu kadar basit. Artık düşünme dönemi bitti. Artık neyi düşüneceğiz? Bitti. Hepsi bu. Hanımlar, çocuğu olanlar dedim. Emekli olmanız çok kolay. Hanımlara ayrıca bir indirim daha var. Onu da anlatıyorum. Hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa %50 indirim var. Yani iki kişi normalde 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyecek. İki kişi 180 euro, tek kişi 120 euro. Hanımlar tek başına başvurursa ya da beyler, onlar da yine 120 euro ödeyecekler. Ama iki kişi başvurursa değerli izleyicilerimiz, indirim hakları var, 180 euro. Aile indirimi de var. Gençler bakın, yaşımız genç, bizim emeklilikte ne işimiz olur demeyin. Gelecekte bir gün gelecek, kendiniz için, eşiniz için, anneniz, babanız için bu emeklilik planlamasını hemen yaptırın. Hemen. 120 euroyu nereye harcamıyoruz Allah aşkına? Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Konu para değil, konu düşünmek ve karar vermek. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz, yapacağınız şey çok basit. Hemen şimdi ekranın altındaki WhatsApp hattına yazıyorsunuz. Görevli arkadaşlarımızla hemen iletişime geçiyorsunuz ve emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Bankalarına maaşları yatmaya başladı. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra maaşa kavuşacak olanlar var. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde. Düşünme vakti değil. Kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel yarınlarınız sevdiklerinizle beraber olsun. Görüşmek üzere, hoşça kalın.